üst koridorda kazanan bir koridor oluşturup aynı zamanda ortada da Stinamba da zaten çok rahat bir eşleşmeye gidecek. İtme avantajını bence da alabilir. Bence net şekilde Fenerbahçe kazandı şampiyon seçme hakkında. Orada işte gidişat değiştirebilecek tek şey Kalista'nın koridorda ne kadar bir şeyler yapabileceği. Çünkü her zaman böyle bir ihtimal var. Ama Tristan'a koridoru hiç kolay bir koridor değil artı Kalista Brown için. Var yanında. Fazla riske attı gibi geldi bana. Özellikle Orianna tercih. Çünkü Orianna'yı da dahil ettiğimiz zaman aslında Diana dışında bayağı düşük hasarlı bir kompozisyon oynuyordu hep. Ve düşük hasarlı kompozisyon demek Viego için çok kötü bir ortam demek. Ejder'e sırf kalabalıkları sayesinde daha erken gitmeyi başardı. Ve Ejder, ilk Ejder, daha Ejder'e onlar ne olacak? Şöyle, ister misin? Ben bir %1 daha verdim ve falan. Ve bugün alırsan mana oranı öyle. Oo, kule altı geliyor. Yakalanacak sırtçası yokken buradan çıkma ihtimali yok. Altı. İlk kan kime gidiyor? Rames'e gitti. Buraya Işınan'la gelebilir Oncan. Fab da aynı şekilde Işınan'ı karşılayabilir ama çalmaya mı çalışacak acaba Rames? Hayır, çalışmadı da. Fenerbahçe yalnız bir anda savaşacak pozisyonda kaldı. Freljord karşılaması. Rames'ten çok iyi olmayan bir ulti geliyor. Arkada dayan adama. Harika bir ulti geldi. Typhoon müthiş oynadı burayı. Ve X-Core burada Dark Passage'e gidiyor. Viego reset'i aldı. Alameti alacak Rames. Tristan'ı tek başına bu kuleyi alacak. Oo, bir adet alttan haber geldi. Rubeniz daha hızlı. Her zaman görüşe ihtiyacı vardı. Oh. Orta koridorda Rames'ten agresif oyun. Köfte sıçrayı attı ve kurtulabilecek mi? Ama kuleyi kapattı burada Rames. Kulenin katkısı yokken acaba DP savunma kurabilir mi? Fab arkaya doğru girdi. Reset almaya çalışıyor ama o reseti alamadı. Şimdi yerine sabitlenecek. Sabitlendiği yerde içindeki alev. Fab'ın sonu oluyor. Diğer tarafta bu arada Jace'in geldiğini görüyoruz. Şok patlaması fena gelmedi. Typhoon toparlayabilecek burayı. Oh. Jace içeriye doğru atıldı. Jace hiç fena iş çıkartmadı. Typhoon üzerinde meydanda ayağı yükleri birikmeye devam ediyor. Typhoon'a son otomatik saldırı Spars'dan geldi ve son vuruş. Burada Oncan Typhoon skorunu aldı. Ortada bir takım savaşı. Tetiği çeken Fenerbahçe. Yetişemeyecekler gibi gözüküyor. Ya burada bu arada planlanmış ve reaksiyon gösterilebilecek bir savaş yoktu Johnny. Orta koridorda 4 nala giden bir ayı gördük ve sonrası çorap söküğü gibi geldi. Bazen Regarner yalnız bir tane... Oncan agresif sıçra. Ve önce yakın eşleşme olduğunu söylemiştik. Yakın eşleşmelerde tempoyu elinde tutmak her zaman çok önemlidir. Fenerbahçe de bu tempoyu elinde tutmak istiyor. Oncan yakalandı burada ufuk kılıcına. Arkadan geliyor Viego bu arada. Ve Fenerbahçe'ye canlar çok az. Resetler alınacak ve ilk reset geldi burada. Yalnız o sırada iki tane skor alanda Fenerbahçe olduğunu belirtelim. Rames kaçmaya çalışıyor yaralı bir şekilde. Geri kalanın nispeten daha kolay yaptığı şeyleri yapamıyor olmak. Oncan'dan bu arada TAC'e giden bir şok patlaması geldi. Fabulous bu arada birebir de fena idare etmiyordu ama arkadan Rames gelince işler değişti. Rames! Aldı. Fenerbahçe'nin yeni transferi bu karşılaşma üzerinde harika performans ortaya koyuyor ama destek güçler. Dark Passage 4 kişi getirdi bir anda oraya. 2 kişiyi birinden almayı başardılar. Rames saçar tohuma vurmamayı tercih etti. Sıçrayı kullandı ama Hilal saldırısından kaçış yok. Neramin yani oraya girmekte birazcık çekingen davranıyor, haklı da. Rames buradan çıkarsa olay olur olay. Ve Freljord karşılaması. İkiye böldü adeta alanı orada. Hatta bir de Tristan ultisi yem unsur oluşturmaya başladı. Geçen hafta da gördük mesela alt koridorda. Rames Ruve'yi yakalayacak. Ruve yakalandı. Üzerinde meydanda ayakları bitmeye başlamıştı. Sıçra attı bu arada. Bomba combo bu sefer gerçekleşiyor. Ama bu sefer de hasar biraz milimitli kaldı. Yo, gayet değerindeymiş hasar. Dark Passage 3 kişiyi birden aldı. Kimseyi kaybetmedi. Onu 4'e çıkartalım. Dark Passage neredeyse katliam yapıyor. Dark Passage işte ya çok ince konularla belirlenecek bir maçtı bu. Ve ilk önemli adım bence onlar attı burada. Evet. Ve DP sonunda o pozisyonda aradığı savaşı buldu. Savaşı da kendileri istemedi. Evet evet, birazcık da orada aslında reaktif altın ikram şeklinde böyle almanız çok enteresan. Yalnız bir kez daha pozisyon istiyor Fenerbahçe. Rames içeride ultisinde kullandı agresif şekilde ama Rames çok derinde kaldı. Şimdi ulti Diana'dan geliyor ve Rames eridi gitti. Fenerbahçe bir kez daha tetiği çekmeye çalışıyor. Bir kez daha bu tetiği çekmiş. Onlara çok pahalıya patlıyor. Bu sefer maça mal olabilir bu. Yani söyledik. Söyledik yani bunu. Neden bu kadar büyük bir ısrar var? Yandan bir skor ama bu bir şey değiştirecek mi bakalım? Yani Oncan ve Neramin hayatta 4 kişiye karşı Nexus savunabilirler gibi gözüküyor ama minyon dalgalarını temizlemeleri gerekiyor. Oncan bu arada şok patlaması pozisyonu arıyor. Neramin hemen arka taraftan kuşatma minyonuna doğru otomatik saldırılar yapmaya başladı ama Nexus kulelerini bu arada Backdoor Protection'a alıyorlar. Tristan'ın üzerine doğru gitmeye çalışacaklar, artık Nexus açık kaldı. Buradan sonra Fenerbahçe'nin yapabilecekleri limitli. Altına dönen iki şampiyon Dark Passage'da. Fenerbahçe 7. maçta 6. mağlubiyetini alırken Dark Passage belki de mevsim finali yolunda yollarına çıkacak bir rakibi ekarte etmeye başarıyor.